Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yasama dönemimizin meclisimizde nitelikli tartışmaların yapıldığı, kaliteli yasama süreçlerinin yaşama geçirildiği ve halkımızın gerçek sorunlarının tartışıldığı, öğrencilerimizin sorunları, okullarımızın pislik içerisinde oluşu, emeklilerimizin 12.500 lira aylık maaşa mahkum edilişi, asgari ücretin %70 enflasyon gelmiş olmasına rağmen üstüne hala 17 bin lirada bırakılmış olması, kadınların, çocukların hala şiddete, istismara maruz bırakılıyor olması gibi acil, yakıcı, derin sorunları konuşmasını ve bunlara önlemler almak üzere kanunlar yapılmasını diliyorum. Bu meclisin gündemi asla suni gündemler olamaz, halktan kopuk, halkın derdinden kopuk bir meclis olamaz. Değerli arkadaşlar, dün meclisimizi açtık. 599 milletvekili burada görevini yaptı ama bir milletvekili cezaevindeydi. Can Atalay. Can Atalay'ın milletvekili olduğu, milletvekili seçildikten sonra yargılanmasının devam etmesinin hukuksuz olduğu, onunla ilgili cezaevinde tutulmasının fiilen olduğu, defakto olduğu, arkasında hukuki bir dayanak olmadığı 3 kez Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi 3 defa karar verdi ama ne 1. derece mahkeme ne de Yargıtay anayasamıza göre ona uymak zorunda olmalarına rağmen karara meydan okudular. Ama bu karara sadece mahkemeler, Yargıtay meydan okumadı. Aynı zamanda meclis başkanı da kafasını kuma gömdü, kulaklarını tıkadı. Bir taraftan demokrat başkan, tarafsız başkan görüntüsü vermeye çalışıyor. Ama bir üyesinin, bir milletvekilinin hala cezaevinde tutuluyor oluşuna kayıtsız kalmaya gayret etti. Ve bir kez olağanüstü toplandık. Bir kez daha o kararın direkt okunması ve yüksek yargıdaki bu krizin konuşulması için olağanüstü toplantı başvurumuzu reddetti. Buradan sesleniyorum. Yeni anayasa diyorsunuz. Yeni anayasa için çalışıyoruz diyorsunuz. Ama siz iç tüzüğe dahi uymuyorsunuz Sayın Başkan. İç tüzük madde 7 açık. 120 imza gelir. Siz de bir hafta içerisinde yerine getirirsiniz. Değerlendirme, takdir etme, kendinizi başınıza karar verme hakkınız yok. Anayasadan kaynaklanmayan bir hakkı kullanmış bir meclis başkanısınız. Dolayısıyla kimseye sivil, özgürlükçü, kuşatıcı bir anayasa vaat etme hakkınız şu an itibariyle artık kalmamıştır. Değerli arkadaşlar, Can Atalay'ın böylesine hapiste tutulmasını asla kabul etmiyoruz. Can Atalay gelip Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekili olarak bu millet meclisinde görevini yapmadığı sürece meclise bir darbe olarak anlarız biz bunu ve bu sorun meclisin bir numaralı gündemi olmak zorundadır. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı dün meclis açılışında bir konuşma yaptı ve konuşmasında şaşırdığımız, hatta onu ciddiye alanlar bakımından belki de kaygılanacağımız noktalara işaret etti. Kısaca söylemek gerekirse, İsrail, Lübnan'ı ve Filistin'i hallederse sıranın Türkiye'ye geleceğini, Türkiye ile savaşın olabileceğini, Türkiye'nin tehlikede olduğunu söyledi. Bir defa bir cumhurbaşkanının görevi, hele kendisi yürütmenin başıysa, hele başkomutan sıfatı varsa, yapması gereken kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli riskleri görmek ve bunlara tedbir almaktır. Bunlara önlem almaktır. Bunlar için etkili uluslararası politikalar geliştirmektir ve kendi ülkesinin güvenliğini artırmak üzere de ordusunu kuvvetlendirmektir. Ama bunların hiçbirini yapmayıp ortada herhangi bir emare dahi yok iken bizim görebildiğimiz İsrail bizimle savaşacak demek savaş tamtamları çalmaktan farksızdır. Bir cumhurbaşkanı böyle konuşmamalıdır. Cumhurbaşkanını biz tanıyoruz. Kendisi zaman zaman bir düşman bulur. Bu zaman bir Hollanda'dır bir gün, bir gün Almanya'dır, bir gün Amerika'dır, bir gün başka bir ülkedir, bir gün de İsrail'dir. İsrail
Orta Doğu'da saldırgan bir ülkedir. Ve saldırganlığını artık vahşi bir boyuta çıkartmıştır. İsrail, Filistin'de, Gazze'de 40 binin üzerinde kadını, çocuğu, genci, insanı katletmekten kaçınmamış katil bir devlettir. Ve yine Lübnan'a saldıran ve Lübnan'da da 3 binin üzerinde insanı katletmiş bir katil devlettir. Elbette ki İsrail bizim bu yönüyle tedbirli olmamız gereken, tavır koymamız gereken, dikkat etmemiz gereken ve insanlık adına da her yerde teşhir edeceğimiz, karşı çıkacağımız bir ülkedir. Ama bunları yapacağız diye dönüp İsrail bizle savaşacak demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz. Bu sözün altı doldurulmak zorundadır. Bakın, ciddi savunma uzmanlarını dinliyoruz, böyle bir şey yok. Haritaya baksanız arada başka ülkeler var. Ve baktığınızda AKP kanadından bile tepkiler yükseliyor. Bir kişi var, Yiğit Bulut. Geçen hafta İsrail sonra bize saldıracak dedi. Sayın Cumhurbaşkanı eğer bu konuları Yiğit Bulut'la konuşuyorsa eyvah. Ama eğer gerçekten bizim bilmediğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz, devlete ait, devletin bildiği, Cumhurbaşkanının bildiği konular var ise ki bu da mümkündür. Bunların konuşulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısıdır. Burada bir kapalı oturum talep ediyoruz. Sayın Meclis Başkanından ben randevu istedim. Bizzat bu talebimizi kendisine ileteceğiz. Meclis, İsrail'in bizi tehdit ettiği, bize saldıracağı verisini hem de Cumhurbaşkanı söylemişse bunun üzerine kayıtsız kalamaz. Mecliste bu konuşulmalıdır. Türkiye'nin önündeki stratejik riskler, stratejik tehlikeler tek tek ele alınmalıdır. Bunun yapılması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ama iki konunun altını çizmek isterim arkadaşlar. Daha 3 gün önce Azerbaycan'daki bir silah fuarında bizim 50 şirketle katıldığımız bir silah fuarına 3 ana altın sponsor var. Birisi İsrail Devleti'nin silah şirketi, diğeri Cumhurbaşkanı'nın damadı Baykar'ın şirketi. Siz size saldıracak bir ülkeyle yan yana el ele bir fuara gidip altın sponsor olarak destek verirseniz sizi kimse ciddiye almaz Sayın Cumhurbaşkanı. İsrail'den bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük bir saldırı tehdidi duymadık biz. Ama daha siz hem de Rize İl Başkanlığı'nda, yani bir cumhurbaşkanının asla yapmaması gereken bir yerde, partili cumhurbaşkanı olarak Rize'de biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek oraya da geliriz demediniz mi? Siz İsrail'i tehdit ediyorsunuz. Siz bir kavga görüntüsü verip içerideki bütün tartışmaları bitirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla ciddiyseniz, bu konuda bildikleriniz varsa bunun konuşulacağı yer meclistir. Sizleri buraya bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bir konunun da altını çizerim. İsrail bize saldıracaksa, İsrail tehlikesi varsa, biz buna tetikte olmak zorundaysak, Kürecik üssü İsrail'i korumak için var. İran binlerce füze gönderiyor. O binlerce füzenin 990 tanesini Kürecik'teki radar üssü yakalıyor ve imha ediyor. Bizim hani İsrail potansiyel düşmanımızdı, hani savaşa giriyorduk? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Devleti yönetenler, hele de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsa, hele de başkomutansa ciddi olmak zorundadır. Hiç olmazsa böyle bir konuda Orta Doğu yanıyorken, kan akıyorken iç politikayı düşünerek bu konularda böylesine dikkatsiz açıklamalar yapmayın. Varsa bir şey gelin konuşalım. Değerli arkadaşlar, kısa tutma gayretindeyim. Bir şeyin altını çizeceğim sadece. Sayın Bahçeli dün hem genel başkanımızı hem gazetecileri hem de nokta tarif ederek tehdit etti. Bu gerçekle bir sorun olmaktan kaynaklanıyor. Çünkü ortada açık bir gerçek var. Sinan Ateş Ankara'nın orta yerinde iki torbacı tarafından öldürüldü. Sinan Ateş davası yürütülüyor. Sinan Ateş davasında o torbacılar var ama o torbacıları azmettirenler, o torbacıların eline silah verenler,
onları koruyanlar, onları araçlarıyla kaçıranlar, onları evinde saklayanlar, o emri verenler o dosyada yok. 17 kişinin dosyası o mahkemede yok. Sinan Ateş'in annesi feryat ediyor. Benim çocuğumun katillerini bulun, Semih Yalçın'ı, İzzet Ulvi Yönter'i getirin, konuşturun, benim çocuğumun katili bulunsun, 5 dakikalık ömrüm kalsın diyor. Ne yapıyorlar? Anneye suç duyurusunda bulunuyorlar. Yaralı, acılı bir anneye. Kendi Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın annesine, bir acılı anneye tehditlerde bulunuyorlar. Anne yüreğini anlamıyorlar. Ve anneyi susturacaklarını sanıyorlar. Anne susunca bu cinayetten kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama o tetikçilerin azmettiricileri, o Ahmet Yiğit Yıldırım'ın aracına o katilin nasıl bindiği, nasıl kaçırıldığı, Olcay Kılavuz'un evinde Tolga Han Demirbaş'ın nasıl saklandığı ve orada tutuklandığı ortaya çıkmadan bu dava eksiktir. Sinan Ateş'in kanı hala yerdedir. Korkun Necel'e faydası yok. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Ama sonrasında da görülmüştür ki Sayın Bahçeli de sınırı aştığını fark etmiş olacak ki dün akşam Sayın Genel Başkanımızdan bir pişmanlık ifadesiyle bahsetti. Bundan da en azından memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru varsa kısaca alayım. Buyurun. Şöyle, zaman zaman milletvekilleri arasında kimi konular üzerinde fikir ayrılıkları olabilir elbette. Tutum ayrılıkları da olabilir. Burada önemli olan iki nokta var. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir bütündür, birlik halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politik söyleminin tamamen arkasındadır. Ve bu karanlığı bu ülkenin üzerinden yırtıp atmak için kararlılıkla birlik beraberlik içerisinde eksiksiz çalışmaktadır. Ortada bir grup kararı olmadığı için bu inisiyatif milletvekillerimize bırakılmıştır. Kendi takdirleridir. Buradan bir bölünmüşlük duygusu çıkartmayı insafsızlık olarak değerlendiririz. Adalet Bakanı Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk. Adalet Bakanı'na şunu sormanızı istiyorum. Sayılar ortada. Sayıları bilmiyorlar. 2 milyon mu, 4 milyon mu onu dahi bilmiyorlar. Komisyon raporunda kendi önergelerinde bile 4 milyon mu, 2 milyon mu belli değil. 2 milyon olsun. 2 milyon hayvan için yüz binlerce barınak lazım. Yüz binlerce barınak bir ayda yapılmış olabilir mi? Bir ayda yüz binlerce barınak yapılmış olabilir mi? Hani öldürmeyecektiniz köpekleri? Hani yaşatacaktınız? Hani ötenaziyi kaldırmıştınız? Dilimizde tüy bitti bizim burada. Ve bunun böyle olacağını, bunun bir tehdide dönüşeceğini ve ilk fırsatta muhalefete bize saldırmak için kullanılacağını biz söyledik. Nitekim aynı şey gerçekleşiyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler asla hayvan katili olmayacak. Biz barınakları hızla yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar o hayvanları olmaları gerektiği yerlerde sokaksa, kimi seçilmiş ve güvenli yerlerde veya barınaklarda yaşatmanın mutlaka yolunu bulacağız. O güne kadar da bu tip düşünceleri reddediyoruz. Hayvan katillerini de teşhir ediyoruz. Milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir şey daha söylemek isterim değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin hepsi vatansever ve milletperverdir. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri her yönüyle bu ülkeye, bu topraklara aşkla bağlıdır ve bütün emeklerini de bu AKP karanlığını bir an evvel yıkmak, ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturmak ve Mustafa Kemal'in çizdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak, hatta onun üstüne taşımak üzere de gece gündüz çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, bir gündem daha var. Bu kürsüden de çok konuştuk.
her yerden konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuyu çok ısrarla takip ettik. Narin cinayeti maalesef bir karanlığa götürülüyor. Küçük Narin'in bedeni 19 gün beklendikten sonra bulundu. Kimse bize 19 gün boyunca polisin, kolluğun, savcılığın etkili soruşturma yaptığını, enerjik davrandığını, görevini tam yaptığını söyleyemez. Narin'in bedenini bir dere yatağına bıraktılar, 19 gün beklediler, İçişleri Bakanı da biliyordu, Galip Ensarioğlu da biliyordu, o köydeki herkes biliyordu ama 10 köy, 10 evin olduğu, alt üstü 100 kişinin yaşadığı bir köyde aile çözülemediği için, çözülmek istenmediği için 19 gün sonra bulundu, adli tıp raporu geldi, 91 örnek alınmış, 91'inde de bir başka DNA örneği bulunamamış. Ne bekliyordunuz ki? Zaten bunun için beklediniz. 19 gün beklediniz. İşte tam da bunun için beklediniz. Deliller kararsın diye beklediniz. Şimdi ne var elimizde? Tanık ifadeleri var. Tanık ifadeleri herkes birbirini koruyor zaten. Ve göreceksiniz. Somut delil olmadığı için ve şüpheden sanıklar yararlanacağı için narin cinayetini işleyenlerin hepsi tek tek tahliye olacaklar. Ve biz de bir sonraki narin cinayetine kadar vicdanımızı rahatlatmış olacağız. Bunu reddediyoruz. İçişleri Bakanı'ndan başlayarak kimse sorumlu, teftiş kurulu harekete geçmeli. Kim görevini yapmadıysa, kim eksik yaptıysa, kim safsakladıysa sonucuna katlanmalı. Çünkü onlar da narin cinayetinin birinci dereceden ortağıdır. Yardım ve yataklık yapmaktan suçlusudur.